Ama bak, seninki de ecnebi kızlardan hoşlanıyor. Neydi adı öbürünün? Anna. Ant içtim, bu sefer bozacağım bu işi. Kadir'i ayıracağım o kızdan. O kadar kolay mı Allah aşkına? Şöyle her derde deva, nefesi kuvvetli, muska yazan bir hoca bulacağım. Var mı tanıdığın Feride? Adam nereden olsun Allah aşkına? Kelim melhem olsa kendi başına sürer. Feriye, bu hacıdan, hocadan hayır gelmez Allah aşkına. Gelir Feride, gelir. Neler duyuyum ben? Aşktan yananı buza çevirilmiş bu hocalar. Anam, biz de Efteliye Hanım için bir muska yazdırak ya, muma çevirenci ister. O hocayı muma çevirir o kadın. Eve geç gelen koca için de muska var mıdır Nazır abla? Vallahi bilmeyim ama Ruşen bu gece de geç gelirse ben bizzat kendi ellerimle yazıp vereceğim muskayı eline. Ya benim içime sıkıntı düşüyor. Ben böyle şeylerden çok korkarım. Arkadaşına yardım etmeyin yani ha Feride? Ya bak şimdi. Heyri abla, ben bir tane hoca duyduydum ama biraz tuzlu. Olsun. Oğlum için her şey feda ederim. Para mara hiç mi hiç gözüm görme. Ne kadar? 150 euro. Kaç? 150 euro. 150. Baba. Madem evlisin, niçin benden saklıyorsun? Niçin bana söylemiyorsun? Niçin benim kalbimle oynuyorsun? Kadın oğlunu maymuna çevirmiş. Karısından da daha üstün tutuyor o cadıyı. Ah. Signomi Katinamu. Beter olsun. Sürüm sürüm sürünsün. Kanlı gözyaşları döksün. Piyos. Kriyeftalya mı? Oy kale. Ekinos o hergeles. O hikmet hadisi bana yaptığının bir mislini bulsun. Nazlı Hanım. Bunlara koyu birer kahve içerek. Baksanıza ikisi de siz bununla sarhoş oldu. Bırak ikramiye teyze. Kendi değişen bir şey yok. Haydi bre Hikmet Efendi. Ben senin gibilere pabuç bırakacak kadınım. Aman ya. Ben de değilim. Anneciğim biraz yavaş lütfen. Uyan bir işte çocuk. Ah pardon Nazlı'yım. Kadın ipucu bile vermeyecek misin? Geldik starım. Sürpriz değil mi? Sürpriz. Geldik işte. Neredeyiz? Evlendirme dairesinde. Stella, benimle evlenir misin? Adını duyup sesini işitmek cehennem işkencesi olacak. Kız evden o bayram yapacak arkasından. İnşallah. Tamam mı? Oldu mu bu iş? Bay Kadir Sadıkoğlu, eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Bay Kadir Sadıkoğlu, Bayan Stella Muçaç, eş olarak zevcinliğe kabul ediyor musunuz? Evet, edik. Ben de yasaların bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Mutlu olun efendim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Sağ olun. Müşerli olucu Feride. İçime el şeyler doğdu. Kız yoksa ben de yaptım mı ha kahramana? Bir çene bağlama büyüsü. Hoca efendi. Bakarlar, bakarlar. Çok müşterisi var. Açın polis. Ana! Kadınları tutun. Muhtacıyı da alın. Oh, gözünü seveyim memur bey. Ne istiyorsunuz bizden? Bizim hiçbir suçumuz yok. Sözleşmiştik ya. Abi bizden ses çıkmayınca onlar atlayıp gelmişler. Ne? Sen karakollara hiç düşmedin. Ne?
Hüseyin abi. Ne olur beni burada bunlarla yalnız başıma bırakma. Hadi gel ne olur Hüseyin abi. Atla gel ya. Ha tamam tamam. Hamido sen montağı kapat ben geleyim tamam mı oğlum? Hadi. Hadi dur hadi. Hayırdır Ruşen? Bir müjde de senden gelecek Zehan. Ya yok önemli bir şey değil babacığım ya. Hamido dükkanda sigortalar atıp duruyor değil ya. Ben bir bakıp geleyim. Ruşen geç kalma. Yemekten sonra kızları yıkayacağız. Yok yok kalmam kalmam. Hemen geleyim tamam. Bak kızmak yok ha. Gerçi anlatınca hak vereceğiniz de. Yine ne ettin oğlum? Baba şey... Şey yaptık. Sırdırt bu adamı Kadir. Ne yaptınız? Evlendik baba. Biz siz Leyla'yla evlendik. Sen ananla babanla maytap mı yiyeceksin? Böyle apır sapır şakalar yapmaya utanmayın mı? Babam vallahi şaka değil. Esat'tan deyim. Geç. Ne diyor bu deli oğlan? Get oradan hadi. Esat'tanmış. Böyle pat diye evlenmek mi olurmuş? Babam gittim günü aldım. Şahitlerle kıydık nikah. Sterle defter verse. Bak. Ana. Stelesi versene. Allah'ım sen bana sabır ver. İşletme okuyan hanginizdir? Ben. İngilizce işletme. İngilizce işletme. Yes. Siz? Ben mühendisim. Gıda mühendisi. Ya azıcık da siz kendinizden bahsedin ya. Ne oluyor yani bu fashion TV, mankenlik, televizyon falan sizin orada neler oluyor ya? Öyle değil mi Ruşen abi? Azıcık anlatın ya. Nazire? Yalancı. Şey karıcığım, bayan arkadaşlar patladanak iş için geldiler buraya. Yalan? Siz değil misiniz buluşalım diye bizi davet eden? Siz bekar değil miydiniz? Şey, Ruşen abi onları iş abi çağırdı buraya. Ne diyorsun ya sen? Neyin işi ya? Yok öyle iş falandan değil yani. Benim dünyadan haberim yok ya. Öyle bir şey yok Nazire. Sen ne diyorsun oğlum Hamido? Ya yalan mı Ruşen abi? Sen bu kızlara mektup yazmadın mı? Bir de mektup mu yazdın? Bir de mektup mu yazdın? Ne mektubu ya? Mektup falan yok ortada. Benim mektupla alakam yok ya. Senin bana kalleşlik verdiği oğlum. Sen kendi yazdıklarından bahsetsene. Evet sen de yazdın. Sus, 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 konuşma. Sen kime susluyorsun be? Ya bak Nazire, yemin edeyim ki ben... Bırak! Sahtekar herif, namussuz. Elektriğiymiş ha, sigortaymış. Ya Nazire bak günahıma girin ha. Kızı yumuluk alacağız, sus hala konuşuyor. Bir de suçu bizim üstümüze atıyor bunu. Evet ya. Ya konuşma! Bak döne, açıklama yapabilir. Ya yeter! Bittin sen Hamit, bittin. Bir daha yüzümü görmeyeceksin. Ne benim, ne de... Bebeğimin yüzünü, ikimizi de ömrünün sonuna kadar unut. Bebeğimizin mi? Bu gece sürpriz yapacaktım. Sen ne diyorsun Döne? Yaklaşma Hamit. Bebeğimiz mi olacak bizim? Benim bebeğim. Sen baba olmayı hak etmeyin. Alo. Abla. Abla sen misin? Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Nazlı. Bitti Nazlı, bitti. Abla birine bir şey mi oldu? Ruşen. Ne? Çok kötü bir şey yaptı Nazlı. Ne oldu ablacığım? Ne yaptı? Ne olmuş? Dükkanda. İki şırf. İki şırf. Şırfıntıyla. Şırfıntı mı? Bitti Nazlı boşandık. Dedemin avukatını aradım. Açacak da, açacak davayı. Ablacığım ne diyorsun? Şunu doğru düzgün anlatır mısın lütfen? İnternette tanışmış bunlar. Hamit'lerin ikisi. Döne kızım. Yavrum sen ne dönerek duruyorsun? Otur şuraya sen abine sen kızım. Hadi otur. Bir kahvaltını yap. Feride. Ne canım? Ben geç kaldım, geleyim.
Nereye geldiğini anlamayacağına. Ruşen ses etti mi? Yok, ses yok. Nazire'den de ses yok. Gece gelmiş olmasan? Bir artık karıştırdım ha. Bilmiyorum gece mi geldi, ne oldu bilmiyorum. Baba, çıkayım mı? Ha, çıkayım. Bizi de bırakıver kızlarla. Nereye? Havaalanına. Nazire. Nazlı'nın yanına geleyim. Otur oturduğun yerde kızım. Ruşen'le konuşmadan. Bak Salim kafayla birbirinizi bir dinleyin ha. Böyle yangından mal kaçır gibi nereye? Benim ona diyecek sözüm yok baba. Evladım. Bir defa tökezleyen atın kusuruna bakılmaz. Bak bu çocuk bir yanlış yapmadı bugüne kadar. Bir isim ver. Bir dinle. Neyi dinleyin baba? Kızlarla nasıl fingirdediğini mi dinleyeyim? Bana nasıl yalan söylediğini mi dinleyeyim? Düşündükçe kan beynime sıçrıyor. Bakanlar basıyor. Sen ne diyeyim baba? Bırak geçsin kahraman. Bırak geçsin. İyi de üç çocuğuyla nereye geldi Ferda? Ya dünyanın bir ucuna gitmeyin. Kardeşinin yanına geldi kahraman. He gitsin bir moral alsın, bir dolaşsın, nefes. Ne bileyim bir şeyler yapsın gelsin. Nazire abla ben de geleyim. Aa yok artık. Kızım sen yüklüsün, otur oturduğun yerde. Asıl şeytan bilgisayar. Başımıza ne geldiyse onun yüzünden geldi. Bak onu doğru dedin Hamido. İçimize fesat düşüren meret o. Gel ulan. Geleyim. Bu Meret'in cenaze namazını kılalım Hamido. Gel. Bak onu iyi düşündün Ruşen abi. Benim kağıdın gözünü seveyim. Gir bakalım içeri gir. Evet. Ruhuna El Fatiha. Bilgisayar milgisayar yok artık oğlum. Yok. Sanal alem de bizden uzak dursun. Tövbe. Çekmiş metmiş yapanın da tayını kırsın. Amin. Hoş geldin baba. Bahraman ustam, hoş geldin. Babacığım vallahi... Hiçbir şey deme Ruşen. Boşuna nefes tüketme. Ustam biz bir eşeklik ettik. Affet bizi ya. Onu bana değer. Avratlarınıza seylayın. Dönem gece sizde kaldı herhal. Evet bizdeydi. Nazirem nasıl? Kızlar iyi mi? İyi. İstanbul'a gittiler. Ne? Nazire 300'leri alıp bu sabah İstanbul'a gitti. Sen ne diyeyim babam ya? Gitti deyim Ruşen efendi. Ama öyle patladına gelir mi? Onu da bana mı soruyun eşek sıpası? Bana bir tane senin derdi yeti. Gene ne yaptı? Söylesem inanmam. İnanayım, inanayım Ökkeş. Bundan böyle ben her şeye inanayım. Yahu demeye dilim var mı kahraman? De Ökkeş. Ben neler göreyim, neler işiteyim. De sen de. Gitmiş evlenmiş bizimki. Ne? Evlenmiş mi? Kim evlenmiş? Kadir, Kadir. Kim lan? Stella ile. Stella mı? Evlenmiş mi? Kimle? Erenin körüyle. Ya kimmiş bu Stella? Yıkılın hastanı değil miydi o? Ne olmuş? Ya la havle, la havle. Adamı delirtmek için hepiniz söz birimi ettiniz. Şu Rum toku mu? Alacağım olsun Ökkeş. Oğlum yetmedi. Bir de sen vurdun beni sırtımda. Ya baba. Evet. Konuşma benimle. Duydum ki evini terk etmişsin. Bir zaman oğlumun yanında kalacağım. Ne kadar kalacaksın? Ne güzel. Fazla naz aşı kuşan dirir diye bir laf vardır. Söyledim ya ne güzel. Sen de ziyaretini kısa kes. Kocanın yanına dön. Bırakınız buna kendim karar vereyim. Karar vereyim derken çok geç olacak küçük hanım. Kulağını aç, iyi dinle. Vakit geçiyor. Eğlenmeyi bırak, evine dön. Size cevap verirsem kalbinizi kıracağım. İyisi mi bu bahsi burada kapatalım. İyi günler mama. Yavrumu göremeyeceğim diye çok bozuldum Hüseyin abi. Üçünü de alıp gelmiş Hamido, üçünü de alıp gelmiş. Yavrularım, üçünü de alıp gitmiş kızlarım. Ah yavrularım. Beni ateşlere attın kızım sen. Beni ateşlere attın Nazire sen.
Bileyim ben ne yapacağım. Bileyim. Ne çağırmıyordun? Atacağım kendimi kaleden. At arasız sadece. Yo yo. Yakacağım kendimi. Yak oğlum yak. Pişman edeceğim. Ya et be oğlum et. Et. Çekçi. Gel hele gel. Ne oluyor ya Amido? Dönem gülü pek severdi Rüşel abi. Hadi buraya. Al hadi. Abla. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gambersiz düğün olmazmış. Biz de evinizi şenlendirek dedik. İyi ettin, iyi ettin ablam. Keşke haber verseydin, karşılardım seni. Aniden çıktık işte. Kızlarım mı gelmiş benim? Oh. Bakayım sen. Rüşen Bey gelecek mi? Yok o kalıyor. Ama boşandıktan sonra o şırfıntıyla gelirse bilemem. Yemek hazır. Nasıl iftah oluyor? Çok kolay kızım. Ben şurasını yapacağım tamam mı? Ah, telaştan senin bebeğe de sevinemedik döne. Ben de sevinemedim ki Feride abla. Bu Hamit insan daha mı bıraktı? Şşş, Mustafa'cığım. Bir yerine kına yak, duyuyor musun? Benim suçum ne baba ya? Madem biliydin, neye engel olamadın? Hadi engel olamadın, neye çenene tutamadın? Haberler olmasaydı daha mı iyi olurdu bu? Olur mu öyle şey Mustafa'cığım? Örgendiler de başın göğe mi erdi? Ha? Gelip önce anana babana haber versene. Bak sayende iki tane yuva yıkılıyor. Kahraman. Sonra konuşuruz. Mustafa'cığım kapı. Koş, koş. Ya gelmeyin torunumun üstüne. O cibriler de çeksinler cezalarını. Ne pahasına olursa olsun ona hayırdır Ruşen? Nereden beyler? Heş babacığım biz Hamdi ile biraz bir şeyler atıştırdık. Şey öpeyim usta. Oğlum Hamdi bu halde mi çıkıyor karının karşısına? Biz hepinizden özür diliyoruz babacığım. Bir eşeklik ettik. Eyle. Eyle. Anacığım, affedin bizi bak. Biz bir fenalık etmedik. Hamido, hadi af dile karından. Da ne? Vallahi da billahi da gül koklamadım senin üstüne. Bak, yemin edeyim elim kimsenin eline değmedi. Ben artık senin hiçbir lafına inanmayayım. Ya niye böyle yapayım döne? Affetmek büyüklüktür. Ben ettim sen etme ya. Al hadi. Bari çiçekleri al kızım. Nereden bilecek döneyi bir daha üzmeyeceğini? Çok pişmanım kahraman ustam. Yavrumu göremeyeceğim diye kahrımdan ölüyüm. Bak dönem be. Bu durumda ayrılık çok zor oluyor değil mi? Yaptığı yanına kar mı kalsın Feride abla? Güzel kızım, kar kalmasın tabii. Bak döne Feride haklı. Küslüğün ayrıldığın zamanı değil. Hem bundan böyle sen kendin için değil. Beben için düşüneceksin. Evlat kolayla yetişmiyor kızım. O gülleri kucağına, otur yanına. Öpüşün, koklaşın, barışın. Hadi. Ya kahraman ağam, kızım Allah aşkına bir itiraz etme bize. Bir şey bilek ki değil mi? Söyleyik sağa. Hem sağa artık üzüntü yaramaz, yüklüsün.
Hadi bakalım. Dönem. Evine döneyim mi? Döneyim. O zaman yürü götüreyim seni. Oğlum nereye? Ya Kahraman ustam, izin ver biz gidelim. Kahraman, konuşacakları vardır gençlerin. Biz yabancı mıyız? Burada konuşsunlar. Kahraman. Hadi bakalım, gelin. Yarın sabah dükkanda konuşuruz. Hadi dönem. Kalk, biz gidelim. Gel. Kahraman ustam. Her şey için çok sağ ol. Peki olursan gelirsin kızım. Dile oynayıverdik kız, bir daha ağla. Söz vereyim. Ruşen. Heh. Nereye? Ben yedim artık. Oğlum çuvalların üstünde yatmak rahat mı geliyor? Gel. Gir, gir. Telefon çal. Alo? Aa, Nazire! Kızım, ne işlisin? Anam, neyin aramışsın, sormuşsun? Öldük meraktan. Sağ salim vardı ana. İyiyim, kızlar da iyi. Babalarını sorup dururlar. Nazire'm bak, inanmazsın. Kalp kalbe karşıymış. Babaları da burada, kızlarını soruyor. Var mı bir diyeceğin kızım? Ne iş var anamsızın orada? Ya Necde gelin kapınıza. Siz ne diye buyurdunuz ana ya? Bir de diyeceğim var mı deyin? Yok. Ona da size de diyeceğim yok. Oh oh çok iyi. İyi günler. İşte o da saygı, hürmetini falan kusur etmeyi değil, çocuklar da iyi öpüymüş. Dene. Ben oğlumuzun tekmelediğini ne zaman duyacağım? Uzaklaş. Oğlan olacağını ne bileyim? Olacak. Yani kız da olabilir tabii canım. Kızın yeri de ayrı. Hamit. Ha. Bak sana bir şey soracağım ama yalan yok. Doğruyu söyle, bak yeminle kızmayacağım. Sor güzel karım, ne istiyorsan sorabilirsin. O aşiftelerle bir halt karıştırdın mı? Yaptın mı? Vallahi doğruyu söyle, bir şey demeyeceğim. He. Yaptım. Allah seni! Çek git, git gözüm görmesin seni. Yalancı namussuz. Hani hiçbir şey yapmayacaktın? Bak hala konuşuyor. Ya hiçbir şey yapmadım dene ya. Seni kızdırmak için öyle diyeyim. Olur mu hiç öyle şey ya? Doğacak çocuğumuzu görmek kısmet olmasın ki. Vallahi da yapmadım, billahi da yapmadım ya. Yemin et. Ettim ya biraz önce. Tamam, tamam. Bak yemin ettin. Bir daha çetmiş, bilgim sayarmış. Ya biz Ruşen abiyle bilgisayarı un çuvalına attık ya. Tevbe ettik. Bir daha hiç elimizi bile sürmeyecek. Kimi aradın, kimle konuştun, hesap vereceksin. Tamam. Yoksam çocuğunu göremen ona göre. Söz vereyim. Bir daha affetmem, bilesin. Döne. Bak sana ant vereyim. Bugüne kadar hiçbir şey yapmadım. Bundan sonra da senin üstüne gül koklamam. İşte o kadar ya. Hadi biraz izin gitsin. Hadi güzel karım benim. Hadi izin gitsin biraz ya. Hadi. Yavrumuz ne yapıyor? Hı? Hadi gel biraz. Tamam canım. Tamam, ben geç kalmam. Tamam, hadi görüşürük. Sen işini ayarlayınca ara, tamam mı? Hadi kapat telefonu, kapat da işine bak hadi. Stella'yı bir yokladım baba. Aman geç kaldın. Geçen gece karşıda kıyamet kopmuş ha. İki tane acemi zamparanın yüzünden. Bak da örnek al. Yok baba, ben karımı seveyim. Karısıymış. Başlama gene baba. Hamit evine dönmüş ha. O yırttı da ötekinin hali duman. Nazire ile kızlar da gittiler. Seninkinde bedbeniz attı, hayalet gibi ortalıkta dolaşın. Efendim Stella. Hallettin mi? Tamam, ben hemen geleyim o zaman.
Nereye gideyim beyefendi? Bağ evine. Ne evine? Ya bir arkadaşın evine. Birkaç gün kafa dinleyecek. Ya Allah. Geçmiş olsun. Geçen gece tatsız bir şey olmuş. Sağ ol. Çok üzüldüm. İnsanın ailesinden, hele evlatlarından ayrı kalması çok zor. Hele. İstersen gel, birkaç gece bizimle kal. Misafirimiz ol. Anan da çok sevinir. Eksik olma. Ben belayayım. Neyse. Öyle de bazen insan candan bezdirirler Elen anne. Aman Nazire, bunları yetiştirirken çok dikkatli ol. Erkek milletin ne mal olduğunu anlasınlar. Bizim gibi hüsrana uğramasınlar. Ne? Doğru diyen Katinya hala. Bunların hiçbirine güven olmuyor. Nazlı, senin plan ne oldu? Ne planı? Yani dışarı çıkma planı. Ha. Şimdi olmaz Niko, ablam ayıp olur. Ya Nazlı birkaç saat ya. Bir saat. Tamam bir saat. Olmaz Niko. Israr etme, çıkamayız. Nazlı bir saat bir şey olmaz ya. Aslında bir saat olabilir belki ya. Ama kimseye haber vermeden gidip gelmemiz lazım hemen. Tamam, ben oteli ayarladım. Otel mi? Benim sevgilimle gittiğim bir otel var orada. Ha? Ya sen benim gizli sevgilim değil misin? Eşek kafa. Hadi. Dur, ikimiz aynı anda çıkmayalım, anlarlar. Ben önce çıkayım, sen arkamdan gelirsin. Abla, akşama balık yer miyiz? Bilmem Nazlı, ben pek anlamıyorum balıktan. Çok güzel bir balıkçı biliyorum ben. Tam lüfer zamanı, salata da yaparız yanına. Oh, ne güzel olur. Bir de uzo açarız. Oh! Ya iyi, sen bilin. Ben hemen gidip alayım o zaman. Sen ne zaman çıkıyorsun hayatım? İşe gideceğim diyordun. Bana telefon gelecek, ben ondan sonra çıkacağım Nazlı. Anladım. Hadi iyi balık al. Hadi görüşürüz. Yenge. Koşma kız, koşma. Ben bir zerzavat alıp geleceğim, bir şey isteyin mi? Yok istemiyorum. Canı çekeyim bir şey. Ha? Haydi o zaman. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Nasılsın Zehra? Sağ ol, iyiyim. Hayırdır Mustafa'cığım? Bale kursundan geliyoruz anne, ders çalışacağız. Oğlum senin baleden başka çalışacak dersin kalmadı mı? He? Bu sanat aşkından başka bir şey görmüyor gözün. Yarın yaparım anne. Tamam, hadi geç, geç. Geç kızım. Mustafa'cığım, adam gibi yap baleni, tamam mı oğlum? He, yoksa bacağını kırarım. Bak gözüme. Anladın ne dediğimi, ha? Hadi. Döne kızım, sen şunlara bir göz kulak ol, tamam mı? Dansmaz diye yine çullanmasın kızın üstüne, ha? Git gel bak, tamam. Tamam Feride abla, sen merak etme. Hadi bakalım, hadi çıkıyoruz dışarı. Bakalım, aferin kızlarına. Hadi ya, halasıyla çıkıyor. Tamam sevgilim. Tamam, canım ya. Tamam, geliyorum sevgilim ya. Tamam, oteli beğenmene çok sevindim bu arada. Tamam, şimdi çıkıyorum. Geleceğim hemen. Oradayım biraz. Tamam, hadi ben de seni çok özledim. Kapatıyorum, geliyorum hemen. Hadi. Nazire ablacığım. Hanımlar, benim şirkette ufak bir işim var. Çok çalışıyorsun Rebeliğim o. Kısa bir iş ya mama. Halledip hemen geleceğim. Hemen geleceğim. Hırsız düşman.
Kadın yalla. Hay canım. Ben hemen bir dışarı kadar çıkıp geleceğim. Kızlar size ama. Tamam canım, tamam. Öpmek yoktu. Sanattan başka bir şey düşünmüyordun. Düşünmüyorum ki. Yalancı. Ne oluyorsunuz Mustafa'cığım? Bir şey yoktu ne abla. Ne yaptın gene kızı? Bir şey yapmadım ki. Ben gidiyorum. Abla. Nazlı. Abla ne oluyor? Kızım senin ne işin var burada? Ya asıl senin ne işin var? Ben bunu şey etmeye geldim ya. Basma ya. Sağ ol da boşuna paraladın çocuğu. Boşuna mı? Buraya benimle buluşmaya geldi abla. Oh affedersin Nihu. Önemli değil Nazlı abla. Kızım sizinle ne işiniz var o Türk iş evinde ya? Aman bir türlü baş başa kalamıyoruz evde. Bizi çağırıyor buraya gelmekte bulduk. Ne yapalım? İyile ya. Ana. O zaman. Vakit. Bana müsaade. Kaçayım de ben. Çantamı alayım. Görüşürüz ki akşam evde. Torunlarımı çok özledim kahraman. Benim de burnumda tütüyler. Baksana. Onlar olmayınca tadı tuzu kalmıyor evin anam. Sessiz sedasız olur. Dua edelim de Nazire aklını başına devşire. Bir de onun inadıyla uğraşmayak. Amin.
sonra ben panter gibi affedersiniz atladım Niko'nun üstüne. Ya gülme katın ya, rezil oldum ya. Kusura bakma, sinirden gülüyorum. Niko ne yaptı? Ne yapsın? Debelanıp durdu. Ben sayayım. Adi, şerefsiz, ırz düşmanı. İmarton, İmarton. Rezil ettim kendimi, maskara ettim. Zavallılar kendilerini otele atmış. Ben orada da rahat huzur vermedim. Üzülme Nazirim. Sen de zor şeyler yaşadın. Etkilendin tabii. İnsan böyle zamanlarda ne yaptığını bilmiyor. He vallahi bilmiyorum. Kızlar, bakın size ne diyeceğim. Biz son zamanlarda hepimiz çok sıkıldık, çok bunaldık. Diyorum ki, şöyle biraz çıkıp hava alalım. Biraz açılalım, rahatlayalım. Ne dersiniz? Aa, iyi fikir Katina mı? Siz gelin, kızlar daha yeni uyudu. Nazire, sen de gel kızım. Geç kalmayız. Nasıl olsa ikramiyanın burada. Nere Nazire? Hadi müzikçilik yapma. Hemen getip gelecek ama. Endaksi, tamam. İyi madem. Alanı mı? Katina mı? Nereye götüreceksiniz beni? Garson bey bize bir şişe de rakı getirir misiniz? Aman Katina Hanım, ben alçık değilim rakıya. Azıcık içersin canım. Ben de öyle yapacağım. Azıcık. Nasıl günlerdir yalnız kalmaya çalışmıyor muyuz biz? Ne bu sıra şimdi? Ne bileyim Niko. İçim rahat değil işte. Niye rahat değil için? Ablam İstanbul'un yabancısı. Tutturdular meyhane diye. Üç kadın ne yaparlar meyhanede Niko? Nazlı çocuk değiller ya. Sıkılırlarsa dönerler. Dönerler de... Ne bileyim şimdi bunlara sarkan falan olur. Rahatsız eden olur. Nazlı niye sarksınlar ya? Hava alıp gelecekler. Yok Niko, benim içim rahat değil. Hadi kalk biz de gidelim. Ya Nazlı yapma ya. Koskoca kadınlar. Bırak ne halleri varsa görsünler ya. Ya tamam. İsterlerse sabaha kadar kalsınlar ama biz de yanlarında olalım. İstemiyorsan o zaman sen beni bırak dön Niko. İyi tamam. Garson bize bir rakı daha getir. Katin yallah. Benim kafa yerinde durmuyor ha. Aman boş ver bre, eğlenmene bak. Boş ver. Hadi eğlenelim. Hayat kısa. Yeter artık bu erkekler için döktüğümüz gözyaşlar. Değil mi? Sen kızlarla eğlenirken iyi. Gör bak ben de eğleneyim. Ruşen! Ruşen. Sersem Ruşen. İçim yanıyor, akılsız Ruşen. Teşekkürler. Ablacığım, hadi kalkalım. Haydi kahraman. Ruşen yok mu? Geleyim. Damat sallanma, sallanma. Oğlum, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Belin belanı bir topla da. Nazire ararsa haber versiniz değil mi anacığım? Ver.
Enişte. Bu sana. Şuraya imza alacaksın. Buraya. Bu ne ki? Bir oku da anlayak. Ruşen, söyle sana ne yazayım? Cel, mahkemeden gel. Nazire boşanma davası açayım babacığım. Nazire boşan. Nazire benden boşan. Nazire benden boşan. Ruşen. 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 Oğlum, oğlum. Fazla yer hepsini. Bak. Ne güzel. Hadi. Sen de ye. Güzel bana. İyi olur. Günaydın sevgilim. Günaydın hayatım. Ablan uyuyor mu? Ablam, annen, Katina'la hepsi uyuyorlar maşallah. Merhaba. İyi yavrum. Aa bak. Kuşlara mama yedirik senle ha. Hadi. Fazla. Hadi biz de mama yiyelim. Hadi kızım. Aç bakayım ağzını. Aç 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 aç. Eniştesi yedirsin bakalım. Yok anam yok. Ben böyle inatçı çocuklar görmedim. Ay Niko. Susunuz biraz. Kusura bakmayın Katina hala. Niko şöyle çekil. Siz bırakın efendim ben hallederim. Can var dur. Kıza geldi mi? Hala sen istersen git içeride yat ha. Ah Mihir Ota, benim ne işim var burada? Akşam seni öyle bırakmayalım dedik eve. Yati, nasıl öyle? Öyle perişan halde. Semsi Bey, lütfen bana acı bir kahve yapar mısınız? Ah, başım çok ağrıyor. Bana da bir ağrı kesici veriniz lütfen. Şemsi Bey, ağrı kesici verir misiniz? Herhalde efendim. Miden nasıl miden? Heh, Thelma ile Louis. Hayırdır, ne oldu size böyle? Sus Niko, şaka yapma. Günaydın abla. Başım çatlıyor Nazlı, başım çatlıyor. Gel, gel otur şöyle. Kız, ne oldu bana ya? Hatırlamıyor musun ablacığım? Küfelik oldun Nazire abla, küfelik. Ya git. İnsan bir kadeh içmeyle küfelik mi olurmuş? Bir kadeh mi? Şaşırdın galiba abla. Eleni Hanım, Katina Hanım. Buyurun kahvaltı hazır. Benim hiçbir şey yiyecek halim yok. Ben en son çalgıcıya para verdiğimi hatırlayayım. Gerisini hatırlamayayım. Abla bütün gece şakkıdı şakkıdı oynadın, hiç oturmadın. Hiç mi hatırlamıyorsun? Bak bak, fırsatı buldu ablasıyla Maytap geçti. Yok oynamışım da, yok bilmem ne. Nazire abla, vallahi oynadın ya. Bak o kadar şahit var orada. Ya bu nedir hala? Hiç bakma bana. Ben çalgıcıyı bile hatırlamıyorum. Ay kızım, ses çıkarma. Bir gün telefon çalıyor. Abla baksana telefona. Ya cayır cayır, nedir bu? Telefon ablacığım, senin telefonun açmayacak mısın? Anam. Kızlar. Ne de Katina'la telefon senin altında mı? Altında mı çalıyor? Elen anne, üstüne mi oturdunuz? Ne yaptınız ya? Ben görmedim. Ha, tamam yapma. Ya kim açtı bunun sesini bu kadar? Alo. Ya kızım Nazire, ne istiyorsun kızım? Ya anam, ne yapıyorsunuz ya? Senin de artık hiç akıl fikir kalmamış Nazire. Burada kızım anan var, baban var. Sen bir soracaksın, bir danışacaksın. Postacıdan öğrenik kızım boşanacağını. Tebrik ettiğimi söyle Feride abla. Kızım sen kendi kendine ne haltlar karıştırın ha? Patladın ak, neyin boşanma davası açın onu bana bir...
boşanayım mı? Bak sen namussuz Ruşen'e. Tikendeki kızı alacak değil mi? Şaşkın Nazire, sen boşanayın kızım. Sen açmışsın davayı. Kızım bu sabah cert geldi kapıya. Ha, ben açtım ya. Hiç iyi yapmadın Nazire. Anana babana danışmadan hiç iyi olmadı kızım. Ya, bekleyecek bir şey yok ana. Bak Nazire, eserekli kızım. Keskin sirke küpüne zarar kızım. Ne oluyor? Sen orada perişan. Ruşen burada bin pişman. He? Çoluk çocuk sefil olursun kızım. Ya tamam ana, sonra konuşuruz. Abla. Abla iyi misin? Nazlı. Gerçekten boşanacak mı bunlar? Bilmiyorum Niko. Gelmeden avukata vekaletname vermiş, dava açılmış bile. Yapma ya. Ruşen abi, çay getireyim mi? Yok abi, ne çay, çay falan istemedim. O zaman kolonya getireyim, sürerik açılırız ha. Ya Ahmet, bırak adam işini yapsın. İyi. Bak bana, çocuklarım yüzünü göstermeyecek babacığım, ben ona yanayım. Ya olur mu hiç öyle şey Ruşen abi? Nazire ablam sana öyle bir şey yapmaz. Biz bir halt ettik Hamit. Ölmeden mezara girdik biz. Ya Ruşen, niye acındırıyorsun kendine? Allah Allah, daha ortada fal yok, yumurta yok. Nerede yok ya babacığım? Daha ne olsun, daha ne olsun? Ders olsun bunlar size, ders. Etme güzel dedem, ben zaten kahrımdan öleyim burada. Bir de sen laf etme, gözünü seveyim. Meme gelme, bizim hiçbir suçumuz yok ya. Vallahi da bir şey yapmadık, billaha da bir şey yapmadık ya. Madem karılarla buluşuyorsun, ne yapmayın? Madem bir halt etmeyeceydin, ne demeye buluşuyorsun? Tövbe tövbe. Ya baba, bırak, uzatma. Çocuklar, hadi siz de gidin hava alın biraz. Ruşen, sen toptancıda bir iş yapacaktın. Hallettik onu baba, hallettik. Ya gidin işte, havanız değişir. Böyle ağlamayla, zırlamayla heba ediniz kendinize. İyi, peki. Hadi Ruşen. Babasına sormadan hoca boşu. Bunların ikisi de anasına çekti. İnadı, parlaması, hep anasını huylar. Ama yağma yok. Ben de kahramansam... kendi aklına yuvasını dağıtamaz. İşte o kadar. Ne demek gitti? Mama yaşlı kadın. Sağlığı yerinde değil. Efendim, müsaade ederseniz... Gitti dediğin yer Amerika Costa. Buna nasıl izin verirsin? Malumunuz, hanımefendi kimseden izin almaz. Sen de itiraz etmeyi pek sevmezsin. İtiraz etmeye imkan yoktu. Peki bize niye haber vermedin? Hanımefendi kimsenin bilmesini istemedi efendim. Biz kimse değiliz Costa efendi. Onun evlatlarıyız. Hanımefendi özellikle sizlerin bilmesini istemedi. Kalbimizi nasıl kıracağınız çok iyi biliyorsun. Hanımefendi bunu sizin için yaptı efendim. Hayatınızdan kesin olarak çıkabilmek için kendini manastıra kapattı. Manastır mı? Delirdiniz mi siz? Çabuk toparlan, çabuk ol Costa. Mamayı hemen geri getireceğiz. Maalesef pek mümkün değil. Yati? Yerini kimse bilmiyor. Ela, ömrünün sonuna kadar bizden saklanacak değil ya. Costa? Artık cenazemde görüşürüz dedi Bay Stavro. İnanın çok üzgünüm. Peki çıkabilirsin. Herkesin kalbini kırdın, herkesi kasırdın. Bir yerlerde çok fena hata yaptın. Hastayım. Kıza mektup yazmış. Kıza geldikçe kanıma dokunuyor. Tamam abla, düşünme artık bunları. Bali, bali, bali. Bali, bali. Bali, bali. Bali, bali.
Babamın yanında çıraptı, hatırlayayım mı? Hatırlamaz mıyım? Her gün mektup yazardı namussuz. Bana taşıtırdınız o mektupların hepsini. Başka kime güvenecek? Babam duysa ikimizi de keser. Ama ufaktık değil mi? 15. Başka da kimsenin ne ele elime değdi, ne gözü gözüme. O da öyle be abla. Bugüne kadar en azından. Yine de hep gözünün içine bakmadı mı senin? Artık o kadarını bilmek. Yapma abla. Bir kere yalan söyledi diye hakkını yeme adamın. Ne bileyim bir defa olduğunu. İnsan ya yalancıdır ya değildir. Bunun bir defası iki defası olmaz. Yani sevmedim seni. Numara mı yaptı bu kadar seni? Ben 15'imde nasıl sevdiysem öyle sevdim Ruşen'i. Kızım sen gittin Ankara'da okudun. Yunanistan'a kaçtın. Bodrum'a gittin. Simi'ye gittin. Bütün dünyayı gördün. Ben evden çıkmadım be kızım. Senin yaşadıklarının binde birini yaşamadım. Üzenmedin mi? Üzendim. Ama dert etmedim. Çünkü Ruşen'i seviydim. Gözüm başka şey görmedi ki. O beni sevdi mi? Belki o da sevdi. Ama... belli ki bitmiş. Bitmiş ki yenisinin peşine düşmüş. Varsın bitsin. Biz ayrılmasını da bilir ki. Artık. Ya Zehra biraz dinle. Dinlemeyeceğim. Peşimi bırakmazsan da babamı söyleyeceğim. Onu da bil. Bu saat oldu hala meydanda yok beyefendi. Kızı aldı işi serdi her gele. Şikayet etme Ökeş. Sağlığı huzur yerinde ya sen ona bak. Yarın bir gün arayacağım bugünleri. Elimde değil kahraman. Sıfa gemi azıya aldıkça kan beynime sıçrıyor. Müstahak sana sersem çırak. Aldın gavur gelini. Hadi buna sözümüzü dinlemedik. Senin de mi saygın yok ustama ha? Sen de mi vatanına, milletine, şehit atalarına hainlik edeyim? Ya yapma beni yanma ya. De git. Hiçbiriniz beş para etmezsiniz. Ruşen, ne ettiniz oğlum? Hiç, 3-5 bir şey aldık. İyi, hadi geç içeri. Etti bir akılsızlık. Şimdi kıvrım kıvrım kıvranık. Şapkınlık ne zamandır akılsızlık sayılıyor kahraman? Erkektir, yapacaksın elbet. Ya, Celal Ürem ya, yangına körükle gidiyorsun ha. Damadıma ne diyeceğimi sağ mı soracağım Celal Usta? Senin damadın benim de oğlum sayılır. Rabia Hanım sen hor göresin deyip büyütmedi biricik oğlumu. Ya geç. Ne diyor bu beyler? Yok kahraman ya apır sapır konuşuyor işte. Celal Ürem mi? Gir dükkana Allah aşkına. Tamam gir dükkana Allah aşkına. Evet. Anlaşmayı imzalayabilmemiz için bankadan kredinin çıkması gerek. Hikmet Bey diğer hatta bekliyor efendim. Telefondayım. Söyledim. Bugün üçüncü arayışı ısrarla konuşmak istiyor.
Meşgul Müjde. Dedim efendim. Ülkeyi terk etti, Avustralya'da kanguru çiftliği kurmaya gitti de. Ne dersen de, istemiyorum, aramasın bir daha. Peki efendim. Bay Takis, kredi çıkınca ben sizi arayacağım. Hala, sen de hiç şans vermedin şu Hikmet Bey'e. Neyim ben? Piyango idaresi mi? Şansı vardı, kaybetti. Geçmiş olsun. Bu yaştan sonra evli adamlarla uğraşacak değilim ben. İyi, sen bilirsin. Alo baba, nasılsın? Sesin kötü geliyor, ne oldu? Bir şey mi oldu? Ne manastırı baba, dalga mı geçiyorsun? Ömrünün sonuna kadar orada kalacakmış. Niye? Rahibe mi olacak? Ne bileyim. Baba, olmaz öyle şey. Ya bu sana mantıklı geliyor mu? Niko, 30 yıllık karım terk etmiştir. Mamam bir adres bile bırakmadan gitmiştir. Ne mantığı? Yakında beni de akıl hastanesine kapatacaksınız. Yapma baba. Herkesin biraz sinirleri bozuk o kadar. Herkesin sinirleri bana bozuk. Bırak karamsarlığı baba. Bilmiyorum, iyi değilim Niko. Baba, ben küçükken ağlayınca ne derdin hatırlıyor musun? Ne derdim? Bırak ağlamayı derdin. Baban her şeyi halledecek. Bu ailede sorunları hep sen çözdün baba. Bir şeyler ters gittiğinde biz hep sana baktık, senden cevap bekledik. Ama artık kimsenin bana baktığı falan yok. Anlamıyor musun baba? Mama da, yaya da senin onlarla ilgilenmeni istiyorlar. Ben her şeyi hallederim demeni istiyorlar. Ben ağlardım, onlar gidiyorlar. Tek fark bu, o kadar. İsteseler ben her şeyi yapmaya hazırım. Yap o zaman. Atla ilk uçağa, hemen buraya gel. Tamam, bekliyoruz. Niko, nedir bu manastır meselesi? Yaya kendini manastıra kapatmış. Ne? Amerika'da bir manastır bulmuş kendine. Ay, inanmıyorum. Pes mama. İnadından sonunda bunu da yaptın. Babam çok üzülüyor. Senin ne işin var manastırda? Hala, babam diyorum, ilk uçakla buraya geliyor. Neden? Ne neden? Ben çağırdım. Sesi çok kötü geliyordu. Ah, bravo sana, çok iyi yaptın. Annem bu haberi duyunca çok sevinecek. Fena mı? Ona da doğum günü hediyesi olur. Kale, sen hiç mamayı tanımıyorsun. Annen babanın telefonlarına bile çıkmıyor. Çıkmasın. Babamı görünce yumuşayacak. Bak görürsün, söyledi dersin. Hiç sanmam. Hala, mama kaç yaşına gidiyordu? 49. Yapma. Hala mı? Hala. 10 sene önce bir girdi şu 49'a, hala çıkamadı değil mi? Rezil oldum dede ya. Zehra yüzüme bile bakmadı. Bakmaz. Kızlar öyledir, hassastır. Öyle diyorsun ama geçen sefer bastı tokadı. Ona tokat denmez aslan torunum. Aşkının nişanesi denir. Hislerin ilanı denir. Avlat kısmı sevdikçe hırçınlaşır. Amin. Niye dedi? Ne bileyim, kadınların işine akılsır mı eriyi? Mihribar'ın da kızdı mı gözleri çakmak çakmak olurdu. Bir başka güzel olurdu. Sen ne yapardın? Göğününü alırdım. Nasıl? Alırdım işte. Bir yol bulurdum. Tatlı sözler söylerdim. Dinleyen yok ki dede, dinleyen yok ki. E işte dur bir dakika ya. Dedem bana yardım ediyor. Evet dede, devam et. Başka ne yapardın? Yunus'tan okurdum, Köroğlu'ndan okurdum. Mektup yazardım. Mektup mu? Mektup ya. Sen de yazacaksın. Hisli bir mektup. Öyle bir mektup yazacaksın ki kızın içinin yağları eriyecek. Yüreğinin telleri titreyecek. İşe yarar mı dede? Ben neneyle 50 sene evli kaldım. Çemiş. Daha da işe yarar mı değil. Sen de iki satır mektup yaz avradına damat. Bak, çok sömerisini göreceksin ha. Sana söyleyeyim. Sağ ol kızım. Dönen sen artık dönenme kızım, hadi otur. Tamam Feride abla. Dönen kızım, hayırlı uğurlu olsun. Allah bir avaza kurtarsın. Amin Hayri abla, sağ olasın. Ah Döne, bunlar daha iyi günler. Bir dostum, asıl dert o zaman başlıyor. Eyle, eyle. Ha, ne olucu bizim bu çocukların halı Feride Hanım? Ya sen akıllı kadınsın, deyim şu kızından bir konuşsun. Şimdi mi akıllı kadın oldum Rabia Hanım? Ya büyükler deyim, araya girek şu gençleri barıştırak. İşte biz de öyle düşündük. Bak şimdi, yalansa yalan deyim. Ele kaçıp gitmeyle olur mu? Ne işi var Nazire'nin İstanbullarda?
Ne işi var evli barklı adamın dükkanlarda karı kızlarla? Canım, dükkana gitmiş bir şey mi yapmış laf? Benim kızım da hazmedemiyor Rabia Hanım. Gidecek, havalanacak. Koley değil Rabia Hanım. Ben de hala hazmedemeyim. Kızım sen hazmet Allah aşkına. Otur oturduğun yerde. Hayır, yarın bir gün laf çıkar. Ne işi var evli barklı kadının değil? Öyle değil mi? Bak ne tuhaf bak. Evli barklı herifler fingir dediği zaman hiç adı çıkmaz. Benim kızımın adı çıkar bak. Ona söylüyorum, gelin sen onunla. Canım Feride Hanım, sen de öyle değil mi? Yangına görükle geldin. O yangını bizim o damat hiç çıkarmayacaktı Rabia Hanım. Canım ne yaparlayın hemen? Yani Nazire'nin de sinirini nereden aldığı belli oluyor. Rabia Hanım, bizim damadın da civelekliğini nereden aldığı belli oluyor. Döne kızım, kâke falan getirmiştim. Hadi onları getiriver anacığım, hadi hadi. Tövbe. Ben müsaadenizi isteyeyim. Müsaade sizin. Vallahi üç çocuk sersefil olurlar. Ne diyeyim, Nazire evlatlarına acır inşallah. Haydin. Döne sen geçirsen ya. Sen otur. Kız şimdi Feride kadının üstüne atlayacak dedim ha. Ya başardı ha, beni delirtmeyi başardı akşam akşam. Kız Feride, Kadir'e yaptığımız büyüler bunlara mı tuttu? Gidip hocaya sorsak mı? He, gidip bir go dese sorak hocaya. Bizimkiler de bağ evine kapandılar. Kadir ne işe geliyor ne bir şey. Ökkeş delirecek sinirinde. Valla anam, bunların dertleri hiç bitmiyor ha. Hiç bitmiyor. Çocuk olsa hani tut kolundan çek. Yok anam. Bunlar büyüdükçe dertleri de büyüyor. Hadi neyse, ben gideyim. Sen de kahırlanma. İş olacağına varır. İyi cevabını verdim ama değil mi? Hı? Öyle konuşacağım anam bundan sonra. Millet aklına ne gelirse sövüyor sayı. Ben de söyleyeceğim. Oh! Bundan sonra düşünsünler bakalım. Katina ala biraz daha pilav alır mısın? Yok canım, sağ ol. İnanın çocuklar, başımın ağrısı daha yeni geçti. Mama, senin doğum günün de yaklaştı ha. Ne alalım sana, ne istersin? Huzur bedimi. Sizin yanınızda huzuru buldum. Ha, babam aradı. Yaya kendini manastıra kapatmış. Ya, manastıra mı? O nereden çıkmış? Bilmiyorum ama apar topar Amerika'ya gitmiş. Allah o manastırda kalanlara sabır vere. Affedersen Katina hala. Amin canım. Çok yakında manastırdakiler birbirlerine girecek. Oğlunu da yanına alsaydı, o da papaz olurdu. Stavro babadan da ne papaz olurdu ama. İkisi birden artık manastırı tımarhaneye çevirirlerdi. Ya Elena anneciğim, hakikaten sen ucuz kurtuldun vallahi. Stavro kardeşimdir ama çekilecek dert değildir. Sağlığımıza canım karıcığım. Yalnız. Nikah dairesinde bir an beni bırakıp gideceğin diye çok korktum. Ya evlenmek istemezse de içim yedi. Ben de bir gece önce Atina'ya döneceğim. Ve bir daha hiç görüşemeyeceğiz diye ağlamıştım. Hayatta bırakmazdım ki seni. Hadi yiyelim. Açlıktan ölüyorum. Ne yiyecek, ne yaptın Stella? Yunan usulü musakka. Yunan usulüymüş. Yiyeceğim ben şimdi senin hokka burnunu. Bizim 40 yıllık musakka ne zaman Yunan oldu? Öyle her yemeğimize laf edeceksen giderim ha. Tamam tamam. Bak anamınkine benzemezse hayatta ağzım okumam ha. Ne oldu? Niye yaşmıyorsun? Ya şimdi apır sapır konuşup canımızı sıkmasınlar. Aç beyheriye! Duymuyor direkt geç. Ne?
Bağda bahçede ne gürültü oluyor da duymay? Her şeye burnunu sokuyor. Yeni evli bunlar öyle zırt pırt aranmaz. Ayıp. Onların yaptığı ayıp değil de bizimki mi ayıp? Herif elimizi öpmeden gelin güvey oluyor. Benim gözümde evli mevli değil onlar her yer. Başlama yine. Evladımız ne edecek? Yunanlı olsa da kabul edecek, Sırp olsa da kabul edecek. Evlendik diye var mı ötesi? Yahu izin istedi de biz mi vermedik? Nereye kendi başına evleni? Ülkeş anam sinirlenme. Hadi ben sana bir kahve yapayım ha? Kahve kesmez beni. Sen bana arakı hazırla. Arakı. Anam işte bizim kız kararını vermiş kahramanım. Nuh diye peygamber dedim. Boşanayım da boşanayım da boşanayım işte. Bir başına nereye boşanayım Feride? Biz Necik burada Bosna korkuluğumu. Bir gelsin konuşak. Ne edeceğimize tabii canım. Hep birlikte karar ver. Hep beraber de kızı da anlamak lazım. Şimdi tabii onun da gücüne gitti ya. İşte bir hırslanıyor şey yapıyor. Niye hırslanıyor? Niye hırslanıyor? Hırslanıyor. Rujen'i zina ederken mi buldu? Yok Allah korusun. Daha ne? Etti bir halt. Ya. Hem sonra her erkek yapar bu kadar canım. Ya iki limonata için yuva yıkılır mı? Kahraman. Ne dedin iki limonatadan evvel ne her erkek yapar mı dedin sen? Feride gene başlama. Yok başlayak bir. Yani diyorsun ki bir seferden bir şey çıkmaz, her erkek yapar öyle mi diyorsun? Tamam Feride ben farz-ı mahal dedim. Yani erkek millet dedim öyle genel, genel. Sen erkek değil misin? Ha? Erkekten saymıyor mu kendini? Na abla. Karan bir dön bak. Bir gözüme bak. Hı. Yaptın mı yapmadın mı? Hadi cevap ver bana. Yaptın mı yapmadın mı? Laf gene döndü dolaştı bana geldi el ama. Bak Feride. Benim bu evde huzurum yok. İşte bak. Seninle iki çift laf edemeyim, ben uyuyayım. Kahraman. Heh. Bir kalk bak bir şey diyeceğim. Ne? Anam, yaptın mı yapmadın mı? Feride bak şimdi kalbini kıracağım. Sinirlerimi oynatma. Bak o zaman şey de. Feride, hadi Allah rahatlık versin. Bak. Hadi Allah rahatlık versin. O zaman de ki bak. Yaptıysan boynum altında kalsın de. Hadi Allah rahatlık etsin. Allah rahat. Aşkına bir de. Bir yaptımsa boynum altında kalsın desene. Demi işte. Diyemeyik. Gidecek hali yok işte. Ne yalancı işte. Diyemeyik işte. Yoksa altında kalacak. Sen benim ne tünem var. Diyemeyik. Vallahi diyemeyik. Of. Bulaşıklar bitti döne ama ben de bittim ha. Ne edeyim Hamit? Ne demek ne edeyim? Yatayım. Ne oldu yatmayayım mı? Cık, yatmayın. Yorganı çıkardıydım salonda yerin hazır. Sen ne diyorsun döne ya? Bulaşıkları yıka dedin yıkadım. Yemek yaptım. Bir de salonda mı yatacağım ya? Ne zaman bitecek bu ceza? Bak Nazır ablam pat diye boş ver Ruşen abi. Sen iki günden döndün geldin. Yine kahraman ağamla Feride ablama dua et. Bazen deyim acep affetmese miydi? Tamam ya dur sinirlenme. Tamam geleyim. Hadi Allah rahatlık versin. İyi akşamlar. O gün dayanamayıp seni öptüm. Affedersin. Mamafi, o Buse aşkımın bir nişanesiydi. Ne diyorsun dede ya? Hiç anlamıyorum. Sen yaz, o anlar. Ne yapayım? Seni çok seviyorum. Ben yeririm yane. Aşk buladı beni gane. Ne akilem ne divane. Gel gör beni aşk neyledi. Damat, sen de bunu yaz. He, tamam dedem, tamam. Canım benim. Kara gözlüm. Gül dudaklım. Sen sınıfın en güzel kızısın. Hı. Nazirem, seni bülbülün gülü sevdiği kimi seveyim. Dedin mi damat?
Dedim dedem, dedim dedim. Aşkım, evine gel, yuvana gel, yatağına gel. Yazın mı torunum? Bitiyor dede. Seni görünce kalbim çarpmaya başlıyor. Nice deyim gönül senden, ben dönerim gönül dönmez. Bir yavruya düştü gönül, ben dönerim gönül dönmez. Bunu muhakkak de Mustafa Can. Bu tam size göre. Ya onu demesem dede. Ya onu demesem bunu demesem. Sen beni dinlemeyeceydin. Neyin asker ettin beni burada bu saate kadar? Ben senden konuşmayayım. Ya tamam. Ya tamam dede, tamam yazıyorum. Sabah kargoya verdin miydi? Bir iki saati elinde. Akşama da kalmaz. İkiniz birden barışırsınız. Aha. Ha şuraya yazayım. Hadi inşallah güzel dedem. Allah duysun dediğini Allah. Bir yavruya düştü gönül. Sonra ne dede? Ben dönerim gönül dönmez. Ben dönerim gönül dönmez. Enişte sabah benimkini de postalar mısın? Tamam. Adres neydi? Okula yollayalım. Okulun adresiniz. Tamam. Hadi bakayım gelin. Sabah ola, hayır ola. Sen yatmayın mı damat? Yok dedem, yatmayayım. Siz yatın, yatın, siz yatın. Hadi. Alın işte. Mısır bu hangisi? Ben... Neyse, neyse. Bıraksan dayı sevgiyi.